efendim, herkese selamlar olsun. Rızkınız, şansınız, umutlarınız bol olsun. Bizim de muhabbetimiz bol olsun inşallah. Bu arada ortopedi ile ilgili, kırığı çıkığı olanlarla ilgili, sağlık sorunlarıyla ilgili öğrenilebilecek kafamdaki tüm soruları kendim için soruyorum. Hem de sizin için soruyorum. Efendim bugün Volkan Güneş ile, Volkan Güneş operatör, ortopedi operatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, şimdi ben biraz önce kolumu hani ilikledim ya, kolumda bir kırık vardı. Sohbete böyle başlamak istiyorum, ondan sonra da sizi tanımak istiyorum. Şu kırıkla ilgili böyle bir 6-7 yıl oldu, kaynamamış olabilir diye ilk bana ortopedici olarak siz söylediniz. Evet. Bir sürü ortopedi doktoru arkadaşım var, kaynamıştır falan vesaire dedi. Ama minicik bir yurtta ödem var. Ne olmuş olabilir hocam? Yani kırıkların daha sonra, yıllar sonra orasının kaynamamış olduğu anlaşılan oluyor mu? Şimdi şöyle, o kemiğiniz ulna dediğimiz kemik. Unma. Ulna. Unna. Unna kemiği. Yani un, ekmeğin unu, la. Ulna. Unna. Evet. Ne, iki, ne, unna. Unla. Unla. Evet. Yani unla, ekmekle der gibi, unla. Doğru mu kodladın? Radyosu unla. Unla. U, L, N, A. U, L, ne? A. Evet. Ulna. Ha, evet. Ulna. Evet. Özür dilerim. Ben meraklıyım. Ondan dolayı da izleyicilerim de biliyor. Bilmediğim her şeyi de soruyorum. Tabii ki her zaman. Cevap verebildiğimiz ölçüde cevap vermek isterim. Şöyle ki, ön kol kemiklerin, özellikle ulna kemiğinin tek kırığı kaynamamayla sık birlikteliği olan bir kemik. O yüzden biraz da cerrahiye yöneldiğimiz bir kemiktir. Tabii kaynamamanın da birçok sebebi olabiliyor. Bu bir kere insan metabolizmasının kırığı kaynatmaya uygun olması lazım. Bu ne gibi? Mesela sigara içicilerinde biraz daha az kaynama görüyoruz. Öyle mi? Ben çok içiyorum hocam. Evet. Günde 2 paket içiyorum. Çünkü mikrovasküler bir dolaşım bozukluğu yaptığı için kırığın kaynamasını engelliyor. Pseudoartroz dediğimiz yalancı eklemleşmeye neden olabiliyor. Bu tabii hastalarımıza bu tehlikinde bulunuyoruz. Bazı kemiklerde mesela kesinlikle sigara içicisine ameliyat etmeyin diyorlar. Literatür bunu söylüyor. Nasıl ki topuk kemiği kırıkları özellikle sigara içicilerinde komplikasyonla giden cerrahilere sebep oluyor. O yüzden ben özellikle topuk kemiği kırığı olan hastama bir dinlenme süreci, yaklaşık 2 haftalık kemiğin kendine gelmesi için. Ondan sonraki süreçte de kesinlikle sigarayı bırakmasını, hatta o 2 haftalık süreçte sigarayı bırakmasını ve kaynayana kadar da sigara içmemesini telkin ediyor. O kadar sigara etkili mi hayatım? Çok etkili. Yani hatta bazı hastalarımız şey diyor, hocam işte bir paket içiyorum ama 3 tane içsem ne olur? 3 tane içseniz de aynı durum oluşabiliyor. Yani sıfır. Sigara içen birinin kemiğinin kaynamasıyla sigara içmeyen birinin kemiğinin kaynaması arasında fark var. Doğru mu hocam? Çok büyük fark var. Süreç mi? Mesela estetik ameliyat falan olunduğunda da doktorlar diyor ki korkuyoruz diyor, nevroz olur, bir şey olur, bir endikasyon olur falan diyor. Onlar da korkuyor mesela. Evet. Çünkü yara iyileşmesi üzerine negatif bir etkisi var sigaranın. Siz sigara içiyor musunuz? İçiyorsunuz. İçiyorum. Peki. Çok mu sigara içersiniz siz? Yani son 5 yılda... Bırakmayı denediniz. Bıraktım. Ben de hocam hiç sigara içmezdim. Rahmetli annem öldükten sonra sigaraya başladım. Ya şimdi, bırakmıştım o arada. Kötü bir örnek olmak istemem tabii ki. Bizim halk arasında bir sözümüz var ya, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Kötü bir örnek geçen olmak istemem. Geçen gün yine bir profesör, bir abimizi ağırladım. Çok değerli, önemli bir profesör. Yayında sordum ona, sigara içiyor musunuz diye. İçiyorum dedi. Ama çok zararlı olduğunu bilerek, hele ki mesleki kariyeri anlamında bunu çok bilinçli olan biri olarak, bir de çok işin enteresanı, onkoloji ile alakalı bir profesör. Çok enteresan. Yani maalesef sigara gerçekten kötü bir bağımlı. Evet. Ve yani iyileşme süreçlerini uzatması falan, o da riskli olan hale getiriyor. Enteresan bir şey paylaşacağım. İngiltere'de bir dönem sigara içicilerine yapılan ameliyatlardan çıkan komplikasyonları özel şirketler ödememek istediler. Ve bu dava konusu oldu.
Çünkü yani sigara içen birini sigorta şirketleri kendini riske atıyorsun. Ya mesela falan. kemik ameliyatı oluyor. Kaynamama tekrar ameliyat olması gerektiğinde ikinci ameliyatı ödememek istiyor. Veyahut da işte estetik cerrahisi, burun estetiği yapılıyor. Ama numaradan orada sigara içmiyorum da der hocam. Beyana göre değil midir sigara? Beyana göre tabii ki. Tabii yani madde alışkanlığı gibi değil ki test yapalım da çıksın diye sigara içtiğini nereden vücudundan bulacak? Aslında bazı yöntemleri olabilir. Sonuçta ağız florası değişiyor. Tabii. Tad alma değişiyor. Ben bıraktığımda hocam var ya, ne kadar güzel kokuyormuş hayat diyordum ya. Mesela yemek yediğimde iyi bir gurmeyimdi. Yemek yediğimde lezzetim de değişti. Evet. Zaten biliyorsunuz gurmelere de yasaktır yani. Çünkü sigara lezzeti değiştirdiği için Tat tomurcuklarını köreltiyor gerçekten. Tabii, maalesef öyle. Peki bir kırık, hani derler ya hocam, yaşa göre kırık olur. 40 yaşındaysan 40 günde iyileşilir, 20 yaşındaysan 20 günde falan. Bu halk tabiri mi yoksa gerçekten hani şeye bakılarak böyle tecrübeye dayanarak söylenen bir şey mi? Onun tamamen yılan hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yani dillendire dolaşan bir efsane gibi. Niye böyle düşünüyorum? 12 yaş altı veya 15 yaş altı dediğimiz çocuk grupta bölebiliriz bunu. İlk 5 yaşa kadar. Hatta ilk 2 yaşa kadar, 2-5 yaş arası, 5-12, 12'den sonra. 2-5 daha mı çabuk kaynar hocam? İlk 2 yaşa kadar daha hızlı kaynar. Kaç günde kaynar hocam? Yani normalde kırın iyileşme prensiplerinde 15. gün yumuşak kallus dediğimiz, yetişkinde sınıflanmış bu. Yumuşak kallus dediğimiz kaynama dokusu olur. 21. günde artık sert kallus oluşmaya başlar. Peki, kemik birbirine tutarken, mesela hani demir kaynak, Orlikon marka ismi ne söylüyorum, kaynaklar yapılır ya. O mesela kaynak yapıldığında birbirine temas haline gelir. Ve %70, %80 sanki onun parçasıymış gibi oluyor demirde. Kemikte de böyle oluyor mu? Yani bir daha o kaynayan yer aynı yerinden kırılmaz mı? Veyahut da eski kırılmayan gibi sağlam olur mu hocam? Şimdi şöyle, çocuk yine bu kırığı çocuk ve yetişkin olarak ikiye ayırmamız gerekir. Çocuk kırıkları remodeling dediğimiz yeniden yapılanma sürecine... Nedir hocam o? Yeniden yapılanma demek aslında. Sürecine hızlı girer ve kemiğin uzaysal düzlemdeki rotasyonu, angülasyon dediğim eğimlerini vücut 6-12 ay bazen 2 seneye varan kırın... Şekil değiştirebiliyor. Tamamen şekil değiştirip orijinal olması gerektiği hale getirebiliyor. Bu çocuklar için geçerli. Peki. Ama yetişkinler için hocam ve orta yaş grubunun üstü için. Yetişkinler için remodeling süreci yok. Kemik nasıl, hangi pozisyonda kaynamışsa o pozisyonda devam ediyor. O yüzden çocuklarda daha az ameliyat yapıp yetişkinlerde daha fazla kemik ameliyatı yapar. Geriatri hastaları, yani yaşlarımızda bu aslında kalça kemiklerine ilgili kırıklar oluşuyor. Evet. Bu kalça kemiği genelde 70 yaş üstünde görülen bir şey. Ve yatağa bağlanıyor o kişi. Yatalak haline geliyor ve ondan sonra da 3-5 ay, 1 yıl sonra da maalesef. Şimdi istatistik bu konuda şey diyor. Femur boyun kırığı dediğimiz, yaşlarda en sık gördüğümüz kırık femur boyun kırığıdır. Nedir hocam? Açabilir miyiz? Kalça kemiğinin bu halk arasında elma diyorlar. Şu bölüm mü? Evet. Kalça kemiğinin kalça eklemiyle yaptığı eklem böyle gerçekten elmaya benzer. Küçük bir misket elma gibi. Misket elma gibi düşünelim. Onun hemen alt kısmından olan kırıklarına femur boyun kırığı diyoruz. En sık gözüken transservikal kırık dediğimiz boynun o spongiyoz kemiğini içeren kapsül içi kırıklardır. Kapsül içi kırıkların da primer kaynama şansı yok. Direkt cerrahi yaptığımız bir yani kırık. Operasyon. Operasyon yapıyoruz. Yani ama alçıya alarak. Alçı yok. Yok öyle. Niye alçıya alarak? Belki çok uzun dönem alçıda kalsa kaynama olasılığı olabilir. 3 ay falan kalsa o sıra yatalak olacak. Şimdi şöyle bir durum var.
Bir kere zaten 70-75 yaş üstü bir hasta. Ek hastalıkları var. Şekeri var, belki tansiyonu var, böbrek yetmezliği var. Bu hastayı kırık anından 12-24 saat içinde ameliyatını yapıp ayağa diktiğimizde ki sonuçla 3 gün sonra, 4 gün sonra yapılan ameliyatla ortaya çıkan sonuç aynı değil. Ah, orada bile fark ediyor. Orada bile etkisi var. Çünkü ne kadar yatarsa hasta o kadar... Kemik açılıyor. Onu demek istemiyorum. Ayakta pıhtı oluşma şansımız artıyor. İdrar yolu, akciğer enfeksiyonu gibi komplikasyonlar, yani yaşla birlikte ölümcül seyredebilen komplikasyon oluşuyor. Çok tanıdığım insan var bir hocam, böyle düşmüş kalça kemiğini kırdı. Ama şimdi şöyle bir çok şey var. Çok üzülüyorum ben genelde böyle ben... işte ziyaret ettiğim değil. Çünkü annesi babası olduğundan dolayı böyle yaşlı düşkünler evine falan böyle huzur evlerini çok ziyaret ederim. Yani böyle hani göstermelikte devamlı böyle videolar falan çekim. Çok nadiren arada sırada. Onlara gidiyorum, böyle bir şeyler alıyorum falan onlarla. Seviyorum onları, öpüyorum böyle falan. Hoşuma gidiyor ama orada çok duyuyorum yani. Şimdi şöyle bir şey var. Kalça kırıklarında ne kadar erken cerrahi yapılırsa ve düzgün bir cerrahi yapılmışsa hastanın ayağa kalkması, yani şöyle ki hasta zaten yürüyebilen bir hastaysa yürümesi, yatak içinde hareket eden bir hastaysa yatak içinde hareket etmesi, yani bir önceki halinden daha iyi hale getirmek mümkün değil. Zaten olan hastalıklarla o hale gelmiştir o. Kırığı oluştuktan sonra kırığı tedavi etmek ve hastayı en yakın zamanda mobilize etmek, yani hareket haline geçirmek. Çünkü hareketsiz kaldığı süre içinde kas gücü kaybolacak. DVT dediğimiz ayakta pıhtı oluşup akciğere pıhtı atması gibi komplikasyonlar, idrar yolu gibi, akciğer yolu gibi enfeksiyonlar. Bunları engellemek için hastayı bir an önce mobilize etmeye çalışıyoruz. Burada primer protez cerrahisi dediğimiz eklem replasmanı yapılabiliyor. Birkaç ameliyata da girdim hocam. Kırığın tipine göre minimal invaziv yöntemlerle PFN dediğimiz proximal femoral nail, yani kemik içi çivileme yöntemiyle kapalı olarak. Girdim bir kemik çivileme operasyonuna. Kapalı olarak ve minimal 3-5 santimlik insizyonla. Aynı zamanda cerrahsınız. Evet. Peki hocam bu kalça kemiğinle ilgili oradaki platin ete batmıyor mu soğan? Tabii ete değil de kemiğin içine yerleştiriyoruz onu. Çıkarttığımız boşluğa yerleştiriyoruz. Ölü boşluğu en minimalize etmeye çalışıyoruz. Ne kadar da iyileşiyor hocam? Ya şimdi şöyle bir şey, ben daha önce Karadenizliyim bu arada. Rize'de çalıştım çok uzun dönem, 11 yıl. Orada malum... Rize'de mi görev yaptın? Evet. Çok devlet hastanesi mi hocam? Eğitim Araştırma Hastanesi, üniversite hastanesi artı Rize Kaçkar Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Orada insanların tahmini yaşam süresi gerçekten daha uzun. Ve bu yani bu, bir de radyasyon gördü Çernobil. Evet. Görmemiş olsalar da yüzü gidebilecekler. Yüzü de verecekler hocam. Siz neresiniz? Ben Artvinliyim. Bayılırım Artvin. Arabiliyim. Gürcistan'a gidiyorum. Arabiliyim. Cengiz Kurtoğlu'nun memleketi. Evet. Çok severim. Cengiz abi de benim çok sevdiğim. İyi bir dostumdur. Çok değerli bir insandır. Ben de kendisini çok severim. Buradan kulaklarını çınlattık. Eğitmen de çok arkadaşlarım var. Evet. Artvinli çok eğitmen arkadaşlarım var. Ya şimdi şöyle bir şey, memleketimin reklamını yapayım. Tuncay'da iki numarada Artvin eğitim düzeyi çok yüksek. Bir dönem yapılmış bir araştırma var. Türkiye genelinde akademik personel ünvanı olan Artvin Arhavi'de. Arhavi, ilçe olarak da Arhavi birinci. Çok önemli hocam. Yani eğitime çok önem verirler. Ne oldu o tepedeki yeriniz? Ayder. Ayder artık eski Ayder değil. Bloklanma falan olmuş, bloklar yapılmış, yollar vesaireler. Yine bir girdi yani yeniden... Ama kötü de çok olmuş ya. Olmamış. Ben öyle düşünüyorum. Dünyaya açılmış artık. Ben de öyle düşünüyorum. Bence doğru yapılmış. Yani o yollar falan, oteller yapılmalı. Yok işte doğa gidiyor falan gibi düşünülme bile. Turizmden çok ben de aynı şey, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yol gitmeyen yere insan gitmesi sanki gitmez şansı yok. Yani. Ama işte belki ahşap,
belki daha duaya saygı. Betonarme değil de biraz daha duayla iç içe bir şeyler daha iyi olabilirdi. Arnavutlu ünlüler kim var hocam başkası orada? Ünlüler mi? Ünlü. Cengiz Bey'i tanıyoruz. Başka? Mehmet Nazif Günal var. Menegi o da çok önemli. Çarmıklı ailesi var. Çarmıklı ailesi var. Nural Holding. Nural Holding. Onu da biliyorum. Evet. Oral Holding. Sanat camiasında bir Cengiz Bey mi var? Cengiz Bey var. Başka kimse yok sanırım. Ya şey, tiyatro sanatçıları falan var. Kim ne? Bilgin soyadlı bir şey, sanatçımız var. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bilgin Bengün değildir herhalde. Bilgin soyadı Bilgin. Erkek sanatçı. Hatırlayamadım. Çıkaramadım. Tiyatro sanatçısıdır. Arnavut'un öyle bir meşhurluğu var biliyorum. Evet. Eğitim düzeyi de akademisyen olarak da patronaj anlamında da hırslı. Hırslı. Artvinliler şey, Lazca bilir mi hocam? Çok güzel. Artvinliler hepsi Lazca bilmez. Bilmez ama Lazca biliyorlar. Arabi saf Laz olan ilçelerden bir tanesidir. Arabi, Hopa, Borçka'da Lazlar vardır. Lazca sarkı. Ne demek hocam? Lazca tabii şive değil, farklı bir dil. Farklı bir dil, onun evet, içinde. Farklı yani. Bir dil. Mesela Lazlar diyoruz ya, Lazlar aslında Gürcüler gibi yani, farklı bir farklı insanları bir, olan. Gürcüceyle de ortak kelimeleri olan, var, Türkçeyle evet. De ortak kelimeleri olan. Gürcüceyle farklı bir... zannediyorum 400-500 kelime ortakmış. Evet. Ben araştırdım. Hatta Laz TV'nin patentini de ben aldım. Kazım Koyuncu'yu da tanıyorum deyin de tamam. Kazım Koyuncu'yu da çok severdim. Çok, tanışırım tabii ki. Çok Kazım değerli Koyuncu'yu bir insandı. Menajerlik yapmış olduğum yıllarda çalıştım ama çok başarılı. Çok değerli bir insan. Bana göre yörenin de yalnızca Artvin'in değil, tüm Karadeniz'in çok gurur duyacağı bir adam. Karadeniz'in bence Türkiye'nin de. Çok keyifli bir adam. Peki, hekimliğe nerede başladınız merak ettim. Çok güzel. Hekimlik serüvenim çok meşakkatli ve uzun. Ardan Göle'de başladım. Merkez Sağlık Ocağı'nda... Ya o Kars'ta böldüler. Evet. Kars'tan bir Ardahan çıkardılar. Bilmediğiniz bir konu yok mu? O Kars'ta böldüler, bir Ardahan çıktı. Bir de şey çıktı. O göle de zaten şey olmak istiyor ya. Şehir olmak istiyor. Ya ama çok enteresan. Çok büyük bir ilçedir. Ben bilgiye biraz açayım. Onun için çok öğrenmek çok, isterim. Çok güzel. Da çok güzel bence. Olan. Mesela Kars nüfusu, yani Ardahan'la şeyi kastedersek, neydi üçüncü? Iğdır'la biliyorsunuz bölündü. Üçünün toplam nüfus oranı 1.650.000. Sivaslardan sonra iki numara donlar biliyor musunuz? Doğru. Karslar. Ya, doğru. Acayip bir nüfus. Ama işte... ekonomik ve... Neylesin? Sivaslıyım baba ben filan. Sivaslar çok. Yani Karslar da üç tane şehir oldukları halde acayip yani. Evet. Gittim ben Kars'a da, Iğdır'a da, Ardahan'a da. Benim aklımda kalan şey... Artvin'e de gittim. Şey diyor, çok bayıldım yani. Ben seviyorum dokuları. Aklımda kalanını devam ettireyim mi? Lütfen buyurun. Sanki içimde kalacak çünkü. Buyurun. Bölgede kalça kırıklarının sayısının fazla olması kemik yoğunluğuyla da alakalı. Yaşın uzun olması, kemik yoğunluğun düşük olması, aslında onunla ilgili bir çalışma yapıyordum, sonuçlandıramadım ama. Normal mesela Eskişehir'de çalışırken ki gördüğüm kemik yoğunluğu, kemik densitometri sonuçlarıyla Rize'de, Artvin'de çalışırken ki sonuçlar aynı değil. Muhtemelen ekvatoryal düzlemdeki yakınlık ve uzaklıkla o güneş ışığının alma açısıyla alakalı olarak daha kemik erimesi fıtsık olan ve çok parçalı kırıkların görülüyor. Sıcak eritir mi? Sağlamlaştırır. Sıcak. Yani Afrikalıların bu kadar zayıf olmasının ve ama kemiklerinin kırılmamasının sebebi ekvator çizgisine yakın olan denklemde daha sıcak. Yani 30 derece üstündeki ülkelerde mesela işte Endonezya veyahut da aynı eş paralelde Brezilya, Nikaragua, evet. o bandı. Daha kemikli insanlar. Benin o safta ekvatora yakın olan yerlerde kemik daha mı sağlam? Daha sağlam. Yani o zaman... Güneş demek D vitamini demek. O zaman İmüt burnuyla Antarktika'da yaşayan Alaskalılar da risk oranı daha yüksek. Evet. Enteresan. Güneş ışığını daha fazla ve daha dik açıyla alan
insanların kemik yoğunluğu daha fazla oluyor. Burada aralarında orantı nedir hocam? Yani ya onu, çalışmanızda istatistik yaptınız mı? Ben çok meraklıyım. Sonuçlandıramadım açıkçası. Yaklaşık bir 300 hastada hem tiroid fonksiyonlarına bakıp hem kemik densitometri sonuçlarına baktım. Ama gözlemlediğim kadarıyla, sonuçta 2006'dan beri hekim olarak çalışıyorum, 2014'ten beri de, 2015'in başından beri de uzman olarak çalışıyorum. Gözlemlediğim şey şu oldu, Doğu Karadeniz bölgesinde çok daha fazla kemik yoğunluğu düşük. Ve ülkenin ilaçları ödeme kriterleri var. Kalsiyum D vitamini her hasta yazabiliyoruz ve raporlandırabiliyoruz neredeyse. Ama bu alendronat tarzı kemik güçlendirici ilaçları belli bir değerden sonra ödeniyor. Ama mesela Doğu Karadeniz'de bu değerin aşağı çekilmesi lazım. Hocam süt peki? Süt mesela diyorlar ki belirli yaşa kadar çok iyidir, belirli yaştan sonra çok kötüdür. Sanmıyorlar. Ya şöyle bir şey. Alerjik bünyeye sahip değilseniz süt içmek bence güzel bir şey ama kemiğe yararlı. Yararlı. Ama özellikle yaşlı kadın hastalarda veyahut da duran kültürlerde artık şehirleşmiş kültürlerde yaşlı erkek hastalarda da olmaya başladı kemik erimesi. Bu hastalarda günde 2 bardak süt içmekle bu kalsiyumu, D vitaminini takviye etme şansı yok. Bunun ne yapmamız lazım? Yani kemiklerimizi güçlendirmek için mesela benim kemiklerim farkındaysanız çok ince. Şimdi şöyle bir şey, yapmamız gereken şey şu. Düzenli vertikal ağırlıklı egzersizler, bunlar yürüyüş, basit bir yürüyüşten başlayıp ağırlık kaldırmaya kadar değişebilir. Veyahut da jimnastik. Vertikal egzersiz olacak. Yani yer çekimine karşı yapılmış egzersizler olacak. Yani pilates gibi. Evet. Kendi vücut ağırlığını kaldırmak gibi bir şey de olabilir. Ağırlık kaldırmak da olabilir. Şimdi ağırlık kaldırmaya biraz böyle küçümser şey, yani biraz kaba bir spor gibi algılanır. Ama ağırlık kaldırmak mutlaka gerekli. Hem jimnastik peki şeye yarıyor mu hocam? Mutlaka. Sporun her türlüsü kemik direncini artırır. Diyorlar ki mesela jimnastik yapan kişilerin eklemleri daha sağlam olur. Tabii ki. Ben yapıyorum. Yapıyorum, seviyorum. Yani kendime bakmayı seviyorum. Makyaj yapmam falan doğalları çok seviyorum. Onun için de izleyicilerim beni seviyor. Ben de onlarla iyi kontak ediyorum. Eklem yüzeyi bir tür yağlama mekanizmasıyla çalışıyor. Şey gibi mi hocam? Hani yayı mesela alıyorsun, geriyorsun ya yayı gerdiğin zaman. Evet. Daha sağlam, esnek olunca. Kemiğe de faydası oluyor mu bunun? Şimdi şöyle... Çok iyi sorular soruyorum ama kusura bakma. Yok estağfurullah. Yani çünkü hani hekimler anlatıyor. Vatandaş bilmiyor onu. Değil mi ama ağrısı diyor, sıkıldım diyor ben diyor. Bunu diyor niye izleyeyim ki diyor falan. Şimdi o psikozla takılıyor. Şöyle bir şey. Ve öyle videolarımız 15, 20, 50 tane yani konuyla ilgili bakılıyor. Ama içinde onun da algılayabileceği videolar 3, 5 bin, 10 bin falan izleniyor. Haklısınız kesinlikle, katılıyorum. Aynı duygulamda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere yapılan egzersizin her türlüsü avantaj. Hı hı. Yani egzersiz yapın da ne yapıyorsanız yapın aslında. Ama açma germeli, kası izometrik olarak kullandığımız vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler ve açma germeli egzersizlerin kas tonusu üzerine büyük emel etkisi var. Ve eklem yüzeyi çalıştıkça var. Normal bir kiloda yapılan spor kadar kıkırdağı güçlendiren de sağlamlaştıran bir şey yok. Kıkırdak kalınlığını artıran tek şey var. Normal bir kiloda, düşük kiloda da diyebiliriz. Normal bir kiloda yapılan düzenli egzersiz. Bunu yaparsanız kıkırdağınızı koruyorsunuz. Yapmazsanız kıkırdak sağlığınızı tehlikeye atıyor. Skolyoz peki hocam? Evet. Omurga cerrahisi yapmıyorum. Ben. Branşınız değil. Değil. Peki, kemiği ne kullanmalı? Ne yemeli ki insanlar kemiği güçlenmeli? Egzersiz dışında. Bir kere yine sigara ve alkol tüketmemeli. Çünkü sigara bütün vücudun damarından kemiğine, kasına kadar o sigara metabolitleri çöküyor ve o sağlıksız bir doku haline geliyor.
sentezini ve güçlenmesini sigara engelliyor. Bunu biliyoruz. C vitamini atılımını hızlandırıyor. C vitamini de iki kolajenin birbirine bağlanmasını sağlayan ana vitamin. Koenzim dediğimiz bir yapı. Sebzeli, meyveli ve protein ağırlıklı beslenmek gerekir. Günlük alınması gereken kalsiyum dozları var. Bu menopozdan sonra daha önemli. Çünkü hem beslenme bozukluğu yaşa bağlı, hem de egzersiz yok. Durağan bir hayatı varsa güneş ışığı da çok az görüyor. Bunu kesinlikle dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki en güzeli, en doğal olanı yiyeceklerle, güneş ışığıyla alınan D vitamini. Ama menopozdan sonra özellikle bunu direkt yemekle, gıdalanmayla karşılaması çok zor insanın. Son soru hocam. Şeyi nasıl yapmamız lazım bizim? Kemik ölçümü denilen şey nasıl oluyor? Hani hep diyorlar ya, kemik ölçümü nasıl? Yani santimle ölçümü. Şimdi şöyle kemik... Ben mesela %8 kemik ölçümü yapıldı. %8 kayıp var. Büyük bir oran. Ciddi. Yani kemiğin yoğunluğunu %20'den fazla kaybı direkt röntgen grafilerinde görebildiğimiz bir şey. %20-30 arasında bir kayıp olduğu zaman... Benim %8. Onu direkt filmde göremeyiz. Kemik densitometri dediğimiz tüm vücut kemik taraması yapılır. Özellikle işte femur boyun dediğimiz kalça ve omurgalarda bakılır. Oradaki sonucu... MR'la mı yapılıyor hocam? Yok. Özel bir cihazı var onun. Var mı sizde? Tabii ki. Harika, geleceğim ben size. Hem şu kolumu göstereyim hem de kemiklerimi bir ölçeyim. Şimdi, 2 yıl önce pandemi zamanı bir gene bir sizin gibi ortopedist bir doktor dostum sağ olsun. Öyle söylemişti bana. Şimdi biraz böyle bir şeyler yazdı, şunları falan al bak iç vesaire, kendini ihmal etme, çok çalışıyorsun falan dedi. Ben onu dinlemedim, çok çalışmıyorum. Altını çizmek istediğim bir husus var bu konuda. Bir kere menopoz öncesi ve menopoz sonrası dönemde kadınların kemik yapısını değerlendirmek gerekir. Adet düzensizliği başladı. Artık menopoza gidiş var. O zaman takviyelere başlamak lazım. Kesin adet kesildi tam menopoz. Adetin kesilmesi de şöyle, aralığın uzaması değil. Bir yıl düzenli bir şekilde adet görmemiş olması gerekir menopoz demek için. Menopoz tanısı konduktan sonra kesinlikle ilk 5 yıl içinde o hasta %20 kemik kaybına uğruyor. Yapmayın ya. Kemik riskli. Evet, kemik kaybına uğruyor ve bunu engellemek bir havuzun şeyi gibi, doldur boşaltı gibi. Bir yerden zaten gidiyor. Biz giden kadarını doldurmalıyız ki o havuz dolu kalmasın. Neyle dolduruyoruz hocam? İşte kalsiyum, D vitamini, düzenli egzersiz. Yani kemik güçleniyor mu o zaman, kalınlaşıyor mu? Güçleniyor. Harika. Benim çok korkmayayım o zaman. Şöyle bir şey, zayıf insanların biraz daha fazla korkması lazım. Zayıf birisiniz ve düzenli spor yapmıyorsanız kemiğiniz daha zayıf oluyor. Bu eyvah. O kemik taraması yaptığım silsilede fark ettiğim bir şey. Yüksek kilolu hastalarda kemik erimesi daha az oluyor. Ama artroz dediğimiz kireçlenme daha fazla oluyor. Düşük kilolu hastalarda kemik erimesi fazla oluyor, artroz daha az oluyor. Yani böyle bir istatistik var aslında. Denge var. Çünkü niye? Vertikal egzersiz dedim ya, yer çekimine karşı yapılan egzersiz demek bu. Yaşlı hastalarda, yaşlı ve kilolu hastalarda kiloya karşı bir direnç oluşturmak için kemik kendini beslemek zorunda. Ve bu kemik yoğunluğunun artımıyla sonuçlanıyor. Ama yaşlı, menopozdan sonraki dönem, zayıf hasta, spor yapmıyor, en tehlikeli grup var. Şimdi ben son soruyu sordum ama kendi merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Buyurun size. Dinliyorum sizi. Hocam, birinin kemikleri kırılmadı. Kırık için gelmiyorum size veya çatlak için de gelmiyorum. Evet. Ama kemik sayımı ne zamandır bir yapılmalı? Şimdi menopoza girdiyse aslında... Yanlışlıkla kadın değil, kadın erkek. Durağan bir hayat yaşıyorsa, yaygın... 5 yılda bir falan gelmeli mi? Yok, diyeceğim şimdi. 60 yaşının üzerinde ilk yapılan kontrolden sonra. O her yıl gelmeli. Her yıl gelmeli. Kesinlikle patolojik kırık. 50 yaşında ise yılda patolojik, iki yılda bir patolojik kırık şöyle, ek hastalığı vardır, tiroid bozukluğu vardır, paratiroid hastalığı vardır veyahut da hipofiz, genel anlamda hipofiz yetmezliği vardır.
Bunlarda zaten rutin tarama yapmak lazım. Bir de kemik erimesi... Bunu ama açalım. İzleyicimiz bilmeyebilir hocam. Kemik erimesi olan bir ilaca bağlı kemik erimesi de oluşuyor. Mesela uzun dönem kan sulandırıcı dediğimiz işte Coumadin, antikoagülen ilaçlar, türevi ilaçlar kullanan insanlarda mesela rutin bakılması gerekir. Steroid kullanımı, yoğun steroid kullanımı varsa işte sarkoidoz gibi, işte romatoid artrit gibi bazı hastalıklarda rutin bakılması gerekir. Çünkü rutin dediğiniz 3 ayda bir bakılması lazım. Yok, 3 ayda bir değil. 6 ay. Senelik kontrolleri yeterli senelik olur. Kontrol. İlaç kullandığı sene... Ben mesela boyunca... kullandım. %17'de kan eksiğim varmış. O tamamlandı. Yani ek hastalıklarda daha önce... Ya benim şöyle hastalarım oldu. Hocam benim kemik erimem var. Kaç yaşındasınız? 35. Dedim bir ikinci bir sebep aramak lazım. Ya işte ben ilacımı yazın gideyim. Ya dedim yani bir ikinci bir sebep vardır onu aşikar edelim. Sonuçta doldur boşaltla değil de ikinci sebebi aşikar etmemiz lazım. O hastamdan mesela panhipotiroidizm çıktı. Nedir hocam o? Yani hipofiz bezinin merkez hormonal sistemi yönettiği dengesiz bölge, o hipofiz bezi hormonları çöküyor, salgılamıyor. Hı. Ve kemik metabolizması yani o yüzden... Filtre tıkanıyor. Efendim? Filtre tıkanıyor. Filtre demeyelim de orkestra şefi iflas etmiş. Herkes kendi kafasına göre, müzik yapıyor orada. Gibi. Öyle anlatmalıyız ki anlasınlar. O zaman o primer birincinin nedeni çözmediğiniz zaman kemik erimesi ikinci bir sebep gibi ortada çünkü. Hormon yetmezliğini yerine koymadığınız sürece kalsiyum, D vitamini, türevi ilaçları kullanmanızın bir anlam ifade etmeyecektir. Altını çizmek istediğim bir şey var. Buyurun. Kesinlikle durağan yaşayan erkek hastalar ve menopoza girmiş bayanlar mutlaka senede bir kontrollerini yaptırmalı. Menopoza girdikten sonraki o 5 yıllık dönemi gerçekten çok önemsemeliler. Çünkü patolojik kırık dediğimiz kırıklar %20-30 kemik kaybından sonra artık patolojik kırık. Femur boyun kırığı dedik ya başta. Kalça kırığı ve ölümcül sonuçlar olan bir şey. Şunu diyeceğim. Kalça kırığının aslında bunu bir başka bir şeyde konuşabiliriz. Kalça kırığını önlemek önemli. Kırıldıktan sonraki tedavi hep sıkıntılarla dolu. Ama kalça kırığı ameliyatı yapıp... Aslında ben başka bir gün daha ağırlarsam size neyi sormak istiyorum biliyor musunuz, evet, kafamdaki? Tabii süre burada ne kadar uzarsa o kadar sıkılabilir izleyici o açıdan. Aha. Süreç bu. Başka bir gün başka bir şeyde sizi... En çok merak ettiğim şey aslında oydu. Kaburgalarını kırdıran hatunlar var. Daha ince belli olsunlar diye. Bunun zararı var mı? Kısacık söylerseniz memnun olurum. Kaburga kırığı... alttan alıyorlar yani. Evet. Başına... Yaptınız mı hiç? Yok, yapmadım. Ben normal anatominin dışında işlemleri çok yapmak istemem açıkçası. Koruma taraftarıyım. Ben bulundum da ameliyatta. Resmen... Kaburga keseni gibi doğuruyorlar vallahi. Doğrudur. Zararlı ama değil mi? Ya normal anatomi... Allah bilseydi Allah isteseydi iki eksik koyardı. Koyardı. Koyduğuna göre bir sonuçta şöyle bir şey. Kaburga demek kafes. Kafes koruyucu torba, bir... Torbada yırtık yapıyorsunuz işte, yani öyle bakın. Kafes ve içerideki şey korunması için o kafes organdır var. Tabii. İşte orada işte dalağın korunması için, böbreğin korunması için, bağırsağın korunması için. Bağırsak var, biz, mide var. Biz onu çıkarttığımız zaman o bir tür... oynayacak. Doğru. Torbanın yani, altına düştü. Normal anatomiye bir saygı duymak lazım. Ben kırık iyileşmesinde de onu diyorum. Mesela biz kırığı açıp böyle ucuca tespit etmek maharet sayılırdı eskiden. Ama artık biyolojik tespit diyoruz. Kapalı yöntemlerle kemiği ucuca getirmek ama kapalı yöntemle getirmek. Oradaki kırık hematomunu, kırıktan kaynaklanan o kanama çünkü çok değerli. Açık kırıklar mesela daha az kaynarlar, daha çok enfekte olurlar. Niye? Çünkü burada hava teması var. Hava teması var. Kırık hematomu dediğimiz o değerli kök hücre
dışarı temas etmiş oluyor. Dışarıdan enfeks. Yani bir nevi yapıştırıcı dışarı çıkıyor. Aynen öyle. O yapıştırıcı ben böyle anlatmak. O yapıştırıcı çok önemli. Çok önemli. O kırık mesela kaynamamış kırıklarda biz ne yapıyoruz? Yani bir tanesi Uhu, bir tanesi 404. 404 dışarı çıkınca o, değil mi? Yanlış mı anlattım hocam? Kaynamamış kırıklarda biz o doku kırık algısı oluştursun diye başka bir yerden kemik alıp o mayalama veyahut gibi. Veyahut da kemik tozu dökmek hikayesi. Kemik tozu dökmek, otojen graft kullanmaya çalışıyoruz. Orada kök hücrede olduğu için. Veyahut da onu yaptıktan sonra ilyak kanat dediğimiz bu leğen kemiğinden kök hücre alıp onu koymaya öyle çalışıyoruz ki. Öyle bir ameliyatta da bulundum. Oradaki mezoteliyal kök hücre kemiği... 200 ameliyatta bulundum. Belki kemi, 300. Kemiğe dönüşsün istiyoruz. En çok mide ameliyatlarında bulundum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifliydi sohbetiniz. Teşekkür ederim. Enerjiniz çok müthiş güzel bir enerjiniz. Teşekkür ederim, var. Çok sağ olun. Efendim Volkan Güneş'i ağırladık. Çok böyle idealist bir doktor. Dilimizin döndüğünce sizin öğrenmek istediklerinizi, benim de aklımda olanları ifade ettim. Herhangi bir not falan vesaire çok aldığım bir şey yoktu. Kafamda hep sorular var. Şunu da sorsaydım, bunu da sorsaydım diye. Sosyal bir proje için yapmış olduğum bu projede destek verdiği için çok değerli hocamızı ağırladık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.